Günaydın. Bugünkü dersimizin başlığı Herkülenyum'da yaşam ve erken Roma iç dekorasyonu. Bu başlıktan da anlayacağınız gibi bugün yine en azından dersin ilk yarısında kampanyadaki konut mimarlığına yakından bakacağız. Herkülenyum'dan bazı evler üzerine konuştuktan sonra erken dönem Roma evlerinin iç dekorasyonunu ya da açıkça ifade etmek gerekirse Birinci ve ikinci stillerdeki Roma duvar resimleri ile ilgili bölüme geçeceğiz. Bu konunun derslerde buraya kadar konuştuğumuz konularla nasıl bir ilintisi olduğunu hem birinci hem ikinci stil duvar resimlerinde betimlenen mimari öğeleri görünce anlayacaksınız. Resimlerle dersimizde şu ana kadar konu ettiğimiz iki mi yapılar arasında bazı ilginç bağlantılar göreceğiz. Önce konumundan dolayı sıklıkla Pompei'nin kardeş şehri olarak da anılan Herkülenyum'un yerini hatırlayalım. Haritada burada. Pompei de burada, biraz aşağıda. Herkülenyum, Pompei'nin kuzey doğusunda ve gördüğünüz gibi Napoli'ye Pompei'den daha yakın bir konumda yer alıyor. Buradaki Bosco ile yerleşimini de aklınızda bir yere not edin. Bosco Reale Pompei ile Herculaneum arasında. Pompei'ye biraz daha yakın olmakla beraber ikisine de hemen hemen eşit uzaklıkta bir yerleşim. Bosco Reale'yi gösteriyorum çünkü daha sonra buradaki bir mekandan söz edeceğiz. Bu Google Earth'ten bir hava fotoğrafı. Herculaneum'un günümüzdeki görüntüsü. Şehri incelerken bazı noktaları anlamamız bakımından yararlı bir görüntü. Bunlardan ilki, Pompei'de neredeyse tüm şehir kazılmışken Herkülenyum'da sadece şehrin çeyreği ya da %25'i kazılabilmiştir. Yani Herkülenyum'u Pompei'yi tanıdığımızdan daha az tanıyoruz henüz açığa çıkarılmamış yapıların büyük çoğunluğu şehrin kamu yapılarıdır. Örneğin Herkülanyum'daki amfiteyatroyu bilmiyoruz. Aynı şekilde tiyatro ve konser salonunu da bilmiyoruz. Bazilika olduğunu tahmin ettiğimiz bir yapı kısmen kazılmıştır. Ama onun da bazilika olduğundan kesin olarak emin değiliz. Pompei'deki gibi büyük bir forum alanı da yok. Sonuç olarak Herkülenyum'un kamu binaları hakkında bilgi sahibi değiliz. Bu da şehrin eski hali en azından kamu alanlarının durumu konusunda daha az fikrimiz olduğu anlamına gelir. Hiç kuşkusuz bu yapılar toprağın altında bir yerlerde. Yani elimizde şehrin sadece bir çeyrek bölümü var ki burada da daha ziyade şehrin konut alanları ya da konut alanlarının bir kısmı bulunmaktadır. Ama kazılan çok sayıda ev var ve bunlar depremle Vezuv patlaması arasında yani 62-79 yılları arasında neler yaşandığı konusunda ve Roma konut mimarlığının gelişimi hakkında çok değerli bilgiler vermektedir. Bu görüntüyle gündeme gelen bir diğer konu da Herkülenyum'un neden Pompey'den daha az kazıldığıdır. Burada da gördüğünüz gibi modern yerleşim antik yerleşimin üstündedir. Bunun bir kısmını kazı yapmak için boşalttılar ama hepsini değil. Bu durum politik bir kabusa dönüşmüştür. Orada uzun yıllardır yaşayan insanları başka yerlere yerleştirmeniz gerekir. Bu hem politik açıdan yapılması güç hem de çok pahalı bir iştir. Bu nedenle şehrin sadece %25'i açığa çıkarılabilmiştir. İtalya'nın bir gün bu sorunları çözüp bu sıra dışı şehrin geri kalanını da kazmanın bir yolunu bulacağını umalım. Bu resmi sit alanına girerken çektim. Yani bugün sit alanına girdiğinizde karşılaştığınız manzara bu. Sözünü ettiğimiz durumu yani antik şehirle modern şehrin ilişkisini burada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Alt seviyede antik şehrin kazılarda açığa çıkarılmış bölümü Örneğin evlerden birine ait peristil kalıntılarını görüyorsunuz. Ama antik şehir kalıntılarının modern şehir tarafından çevrelendiğini ve bunların kaldırılıp Herkülenyum'un geri kalan kısmının kazılmasının ciddi bir sorun olduğunu da görüyorsunuz. Yine antik şehir evlerine ait kalıntıları ve bunların modern şehirli olan ilişkisini gösteren bir başka görüntü. Herkülenyum'un tarihine gelince, bu Pompei tarihine çok benzer bir tarihtir. Tek fark, Herkülenyum'un Herkül tarafından kurulduğunu anlatan bir mitin varlığıdır. Herkülenyum adını da bundan alır. Ama diğer açılardan benzer bir geçmişe sahiptirler. Örneğin, Herkülenyum'un da bir süre İtalik kavim olan Oskanlar tarafından sahiplenildiğini, ardından Samnitlerin eline geçtiğini biliyoruz. Herkülenyum'da da Samnitler döneminde Pompei'de gördüklerimizle aynı tip mimari gelişmeler görüyoruz. Aynı şekilde Pompeyliler gibi Herkülenyum halkının da Roma'ya karşı yapılan Müttefikler Savaşı'na katıldığını biliyoruz. Ama şehir önce 89 yılında Roma'nın eline geçmiştir. Yani M.Ö. 89 yılında Herkülenyum Roma kolonisi haline gelir. Bundan sonra yine aynen Pompei'de olduğu gibi Romalılar burada da kendi tarzlarında binalar inşa etmeye başlamışlardır. Bundan sonraki gelişmelerin de Pompei'dekilere benzer olduğunu biliyoruz. Öyle ki Herkülenyum da aynı büyük depremle sarsılmış ve şehrin büyük bir kısmı yıkılmıştır. Onlar da 17 yıl boyunca şehri tekrar ayağa kaldırmak için çaba harcamışlardır. Ama Pompei'de olduğu gibi burada da çabalar boşunadır. Zira da aynı Pompei gibi Vezüv'ün külleri ve lavları altında kalmıştır. Fakat aralarında bir de büyük farklılık vardır. Bunun nedeni de kül ve lavın geliş biçimiyle ilintilidir. Pompei'de aslında felaketin önceden uyarı verdiğini, kül ve lavın şehre oldukça yavaş geldiğini söylemiştik. Yani insanların kaçmak için zamanı vardı. Ve çoğunun öyle yaptığını, çok az kişinin geride kaldığını geçen ders konuşmuştuk. Ama Herkülanyum'da her şey çok daha hızlı oldu ve dev lav akıntıları hızla şehrin üstüne gelmeye başladı. Bu tabii insanların hemen o an şehri terk etmesine yol açtı. Uzun süre Herkülenyum'da herkesin Vezü felaketinden kaçmaya başardığını düşündük. Lavdan bir örtü şehri hava geçirmeyecek şekilde kapattı. Öyle ki Pompei'de korunmayan birçok şey, burada oluşan bu havasız ortamda korundu. Bunun en güzel örneği ahşaptır. Ahşap, zamana pek de dayanabilen bir malzeme değildir. Pompey'den hemen hemen hiç ahşap buluntusu yok. Ama Herkülenyum'da epey miktarda ahşap bulunmuştur. Bunun tek nedeni de şehrin hava geçirmeyecek bir şekilde lavla mühürlenmiş olmasıdır. Burada koruna gelen ahşap parçalardan örnekler görüyorsunuz. Örneğin bu yatak. Ahşap ayaklarıyla hala sağlam sayılabilecek durumda. Evlerden birinde odayı bölümlere ayırmak için kullanılmış ahşap bir paravan. Ayrıca kapı ve pencerelerdeki ahşap çerçeveleri de görüyorsunuz. Çok iyi korunmuş durumdalar. Kirişler de aynı şekilde. Çoğunlukla kapı boşluklarında ahşap kiriş kullanılmış. Bu Herkülenyum sokaklarında gezen herkesin gördüğü en iyi bilinen örnek. Casa Agraticcio'daki ahşap balkon çok iyi korunmuş. Yani Herkülenyum'da Roma inşaat uygulamalarını anlamamıza olanak sağlayan ve Pompei'de olmayan çok değerli bulgular ele geçmiştir. Biraz önce dediğim gibi Herkülenyum'daki herkesin Vezüv'den kaçtığının sanıldığını söylemiştim. Ama durumun öyle olmadığı anlaşıldı. 1980'ler gibi oldukça yakın bir tarihte deniz kıyısındaki surlarda kazı yapan arkeologlar bir dizi iskelet buldu. Burada bu iskeletlerden bazılarını görüyorsunuz. Bu iskeletlerin pozisyonları da Pompei'de bulunanlar gibiydi. Birkaçının korunmak için çaresizce birbirlerine sokuldukları açıkça anlaşılıyor. Yine burada da kurtulmak için kendini yukarı doğru çekmeye çalışan bir kadın veya erkek deniz yakınındaki surlarda bulunan bu iskeletlerden iki sonuç çıkarılmıştır. Biri yine Herkülenyum'un lavla kaplanmasındaki farkla ilgilidir. Gördüğünüz gibi sadece ahşap değil, kemikler de korunmuştur. Bu nedenle Pompei'deki her şey çürürken burada bu iskeletler günümüze kadar gelebilmiştir. Yani burada oldukça farklı bir durum söz konusudur. Burada ayrıca insanların kaçmış oldukları da kesin olarak anlaşılmıştır. Nereye gittiler? Denize açıldılar. Çok sayıda kayıkları herkesin kaçması için umut vardı. Çoğunluk gerçekten kaçabildi. Geriye kalan sadece küçük şanssız bir grup insandı. Onların da kalıntıları 1980'lerde bulundu. Bu bedenlerin orada yaşayan insanlar hakkında anlattığı ilginç hikayeler var. Size birkaçını aktarayım. Bu bir kadının iskeleti. Sol eline dikkatli bakarsanız iki yüzüğü olduğunu görürsünüz. İki parmağında birer yüzük. Bu da yüzüklerin büyütülmüş görüntüsü. Biri kırmızı, biri yeşil taşlı yüzük. Yeşil olanın üstünde küçük bir kuş tasviri var. Bunlar onun yüzükleriydi ve arkeologlar ona yüzüklü kadın adını verdiler. Ama yüzükleri olan kadın olmalıydı. Çünkü iki yüzüğü var. Kadının bir de şurada yanında gördüğünüz Kleopatra tarzı kesinlikle muhteşem iki yılanlı bileziği var. Kadının kaçmaya çalışırken yanına aldığı ve belli ki çok sevdiği bilezikleri. Bu daha da dokunaklı bir hikaye. Burada arkeologların genç bir kadına ait olduğunu belirlediği bir kafatası görüyoruz. Kafasının üstüne bakarsanız bir tutam saçının bile korunduğunu göreceksiniz. Resimde koyu renk görünüyor ama aslında sarı bir saç. Yani Herkülanyum'da yaşamış olan genç, sarışın bir kadın. Kafatasının altında küçük boy bir iskelet görüyorsunuz. Bu onun bedeni değil, bu bir fetus. Onun doğmamış bebeği. Kadının öldüğünde 7 aylık hamile olduğu anlaşılmış bebeğinin burada gördüğünüz kemikleri bulunmuştur. Kazı raporunda bebeğin kemiklerinin yumurta kabuğu gibi çok narin olduğu ve tek tek toplayıp bir araya getirildiği belirtilmiştir. Yani arkeologların 79 yılının o uğursuz Ağustos'unda Herkülenyum'dan kaçmaya çalışanlardan edinebildiği bilgiler inanılmazdır. Son bir hüzünlü hikaye ise bulunan bir çocuk iskeletidir. Bu da Pompei'deki köpek hikayesi gibi. Evlerden birinde küçük beşiği içinde tek bir çocuk iskeleti bulunmuştur. Bu kemiklerde burada oluşan o özel koşullar sayesinde korunmuştur. Herkülanyum evlerinden birinde beşiği içinde küçük bir çocuğa ait iskelet buluntusu. Şehrin kendisine bir bakalım. Burada Herkülenyum'un, daha doğrusu Herkülenyum'da kazılan kesimin planını görüyoruz. Bu plan, şehrin nasıl bir yer olduğu konusunda size bir fikir verecektir. Daha önce de belirttiğim gibi, burada büyük bir amfiteyatro ya da bir forum kompleksi görmüyoruz. Kazılan kesimde bu yapılara ait bir kalıntı bulunamamıştır gördüğümüz Pompei'dekine çok benzer bir yaşam alanıdır. Burada da birbiriyle kesişen bir dizi geniş cadde görüyoruz. Ama elimizde tüm şehir planı olmadığı için hangisi Cardo, hangisi Decumanus kesin olarak bilmiyoruz. Ama burada da çok açık bir şekilde görüldüğü gibi yollar çok düzenli yerleştirilmiş. Fakat önemli kamu binalarına ilişkin veri olmadığını tekrar belirtelim. Ama orada burada korunmuş birkaç parça kalıntı yine de bir fikir veriyor. Örneğin bu kemer. Bu da olasılıkla şehrin işlek caddelerinden biri. Yol boyunca kesinlikle dükkanlar var. Herkülenyum'un Pompei'ye ne kadar benzediğini anlamamız için size dükkanlarından, yollarından örnekler göstereceğim. Herkülanyum'daki bu yola bakarsak, yolun aynı çokgen taşlardan yapıldığını, aynı kaldırımları, aynı kanalları, aynı tekerlek izlerini görürüz. Ne görmüyoruz? Burada eksik olan basma taşlarıdır. Herkülanyum'da koruna gelmiş basma taşı yok. Halbuki Pompei'de çok sayıda var. Dün bu konu hakkında düşünüyordum. Bu basma taşları hakkında tüm bildiklerime rağmen tekrar kafa yordum. Via Appia gibi, Forum Romanum gibi epeyce yolun korunduğu Roma dahil başka hangi şehirde bu taşlardan var diye düşündüm. Ama yollarında bu basma taşlarından olan tek bir şehir bile aklıma gelmedi. Bu nedenle şu soruyu hepimizin düşünmesini istiyorum bir yerlerde bir şey mi atlıyoruz yoksa bu basma taşı kullanımının bir standart değil de sadece pompeye özgü bir ayrıcalık olması mantıklı bir olasılık mıdır? Burada şarap veya yağ koymak için kullanılan anforaları görüyoruz. Yani bu bir şarap veya yağ dükkanıydı. Ve tabii en sevdiğimiz ayaküstü yemek yenen lokanta, bir termopolyum. Herkülenyumda da çok sayıda termopolya var ve Pompei'dekilere çok benziyorlar anlayacağınız iki şehir geniş ölçüde birbirine benziyordu. Dediğim gibi burada daha ziyade konut mimarlığını tanıyoruz. Bunlardan üçüne incelediğimiz Pompei evlerinde olmayan kimi özellikler içeren üç örneğe yakından bakmak istiyorum. Bunlardan ilki Herkülenyum'daki Samnit evi olarak adlandırılan evdir. Burada Milattan Önce 2. yüzyıla tarihlenen bu evin planını görüyorsunuz. Son derece basit bir plan. Milattan önce ikinci yüzyıl. Bu ne demek? Dediği şu. Bu erken bir döneme milattan önce ikinci yüzyılda zaten başlamış olan helenleştirilmiş domuz dönemine ait bir yapıdır. Bakalım hangi plana uygun? Domus italika planına mı yoksa helenleştirilmiş domuz planına mı? Tabi ilk bakışta bu basit haliyle domuz-İtalika'ya uygundur. Temel çekirdek kısım var. Buradan faukese giriyorsunuz. İki yanında küçük odalar yani sellai. Bu sellalar gerçek birer sella. Sadece evin içine açılıyorlar, dışa açılmıyorlar. Dükkan olarak kullanılmamışlar. Burada atriumu görüyoruz ve tabii ki üstünde compluvium var. Az sayıda kubikula olduğunu görüyoruz. Sadece iki tane. Her zamanki kanatlar yok. Burası belki kanat olarak kullanılmış ama bir tarafında merdiven var ve odalar. Soldaki olasılıkla yemek odası olarak kullanılmış. Hortus yok, peristil yok. Evet, ilk bakışta oldukça basit bir planı var. Hatta Domus Italica planının basitleştirilmiş hali. Ama bugün hala çok iyi durumda olan atrium'a girdiğimiz zaman oldukça farklı bir şey görüyoruz. Bu evin odak noktası atriumdu. Burasının atrium olduğunu görüyorsunuz. Tepedeki komplivyum görünüyor. Buradan girişe yani faukes'e e doğru bakıyoruz. Bunlar iki yandaki küçük odaların kapıları. Bu da evdeki iki kubikuladan birinin kapısı. Girişin iki yanında duvar ayakları var. Bu bir tür Helenleştirilmiş domuz. Ama evin en ilginç kısmı bu atrium üstündeki ikinci kat gibi görünen kısımdır. Atriumu üst kısmına bu kapalı balkonu inşa ederek daha önce görmediğimiz bir biçimde dikine genişletmişler. Bu balkonun üç tarafı kapalı. Bir tarafı bu resimde görünmüyor ama açık. Yani üç tarafı kapalı balkon, bir tarafı açık loca. Bu loca tabii ki yapıya ışık sağlıyordu. Atrium'da gördüğümüz bu değişik uygulamada sütunlar daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde ikinci bir kata yüksek bir noktaya yerleştirilerek ilginç bir şekilde kullanılmıştır. Bunlar iyon sütunlarıdır. Balkonu çevreleyen kafes korkuluğu da görüyorsunuz. Roma resim sanatında bu tip kafes korkuluklar göreceğiz. Duvarlarda boya kalıntıları olduğunu da görüyoruz. Yani arkadaki duvarda resimler vardı. Yani burası dikine genişletilmiş, üst kısma yapılan ilginç eklemelerle iki katlılık hissi verilmiş çok hareketli bir atrium. Bu gelişme aslında bekleyebileceğimizden daha erken bir dönemde M.Ö. 2. yüzyılda karşımıza çıkan bir gelişmedir. Fakat Herkülenyum'un en önemli iki evi mozaikli atrium evi ve geyikli evdir. Bugün ikisinden de söz edeceğiz. Önce mozaikli atrium evi ile başlayalım. Walt Perkins'in kitabından alınmış bu planda gördüğünüz gibi bu iki ev bitişik. Aralarında ortak bir duvar var. Her iki evde sadece milattan sonra 1. yüzyıl sonlarına ait kampanya konut mimarlığı açısından değil, aynı zamanda çok daha geç konut mimarlığında göreceklerimizin habercisi olarak da son derece önemlidir. Dediğim gibi bugün ikisinden de söz edeceğiz. Önce mozaikli atrium evi ile başlayalım. Ev milattan sonra 62-79 yılları arasında tarihleniyor. Yani Pompei'deki konut mimarlığı gelişiminin son evresinde inşa edilmiştir. Evin en üst kısmına kuzeyine bakarsanız okla işaretli olan yerden girdiğinizde karşınıza atrium ve tablinum çıkıyor ve bunun domuz Italica tipi bir ev olduğunu düşünüyorsunuz. Burada bu ev tipinin 3 ana elemanı mevcut. Faukesi var, implivium ve compliviumlu atriumu ve tablinumu var ve hepsi bir eksen üzerine yerleştirilmiş. Ama atriumda durup tablinuma bakınca şöyle diyorsunuz. Bu benim bildiğim, görmeye alışık olduğum bir tablinum değil. Bildiğim evlerin çoğunda tablinum böyle değildi. Bu çok farklı tasarlanmış. Bu planda ne size bunun farklı bir tasarım olduğunu söylüyor. Aranızda bunun ne olduğunu gören var mı? Dikkatli bakın. Bunlar sütun mu? Yuvarlak mı? Hayır, bunlar kare. Bunlar ayak ya da kare şeklinde kaideler üstündeki sütunlar olabilir. Ama haklısınız. Burada mimari elemanlar var. Bu yapıda bunlar ayak. Peki başka? Planı nasıl? Ayaklar mekan tasarımını nasıl etkilemiş? Bağımsız, evet. Başka? Başka bir yerde gördüğünüz bir planı çağrıştırmıyor mu? Burada merkezi bir mekan, mimari elemanlarla ki burada ayaklarla iki yan nefe ayrılmış. Bazilika, bu bir bazilika planı, orta nef ve yan nefler. Bazilika planının bir evde işi ne? Aslında bu kışlık bir ziyafet salonu ama bazilika şeklinde bir kışlık ziyafet salonu. Belli bir yapı tipi için geliştirilen bir plan, ki bu örnekte mahkeme binalarında kullanılan bazilika planı söz konusu başka bir mekanda burada kışlık ziyafet salonunda kullanılmaya başlanıyor. Roma mimarlığında bunu gittikçe artan bir sıklıkla göreceğiz. Belli bir yapı tipi için bir plan geliştiriyorsunuz ve sonra bu planı başka bir ortamda farklı biçimde kullanabileceğinizi fark ediyorsunuz. Buna bir tür biçimsel değiştirilebilirlik diyebiliriz. Burada da tam olarak olan bu. Tabi söylemeye gerek yok. Mekan büyük ama devasa bir bazilika kadar değil. Gördüğünüz gibi konuta uygun bir boyuta indirgenmiş. Sonuç olarak bu çok ilginç bir gelişmedir. Mekan çok iyi korunmuş. Birazdan göstereceğim. Atrium'a girdikten sonra sağda peristilli avlunun girişi yer alır. Ve bu gerçekten çok geniş bir peristilli avlu. Roma evlerinde evin ana mekanı haline gelen Peristil'e gittikçe artan bir merak olduğundan söz etmiştik. Burada da bunu açıkça görüyoruz. Aslında atrium bir yana Peristil gerçekten evin övünç duyulan mekanı olmaya başlamıştır. Atrium aynen tablinum gibi bir tür geçit haline gelmeye başlar. Atrium ve tablinum artık yaşanan mekanlar değil de büyük peristilli alana geçiş yolu olmuşlardır. Peristile bakarsanız buradaki sütunları görürsünüz. Ama bu sütunlar duvara gömülmüştür. Çok iyi korunmuşlar, birazdan göreceğiz. Sonra son derece ilginç bir nokta daha var. Atrium ve peristille aynı eksen üzerinde TR yani triklinium ya da yemek odası yer alıyor. Trikliniumun boyutuna bakın. Ayrıca hem peristili hem de evin diğer tarafını açılıyor, görüyor musunuz? Bu taraf güney, denize bakan taraf. Herkülenyum denize çok yakın. Biraz sonra göstereceğim yeniden canlandırma çiziminde bunu net olarak göreceksiniz. Bu güzel deniz manzaralı evler olasılıkla Herkülenyum'un en pahalı evlerindendi. Deniz surlarından daha yüksekte olan bu evler denizi doğrudan görüyordu. Yani bu geniş triklinium yemek yerken hem peristili hem deniz manzarasını görecek şekilde tasarlanmıştı. Burada olasılıkla bir sütun dizisi vardı ve deniz manzarası sütunlar arasından görünüyordu. D ile işaretlenen bu iki oda. Bu odalar burada gördüğünüz gibi diaita. Diata D I A E T A tekili Diaetae, D I A E T A E çoğulu. Bunlar bir köşeye yerleştirilmiş panoramik deniz manzarasına bakan yazlık dinlenme odalarıydı. Yani rahatça oturup güney güneşinin ve deniz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz türden özel odalar. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi manzara panorama elde etme amacına yönelik bir düzenleme. Burada Roma konut mimarlığının geleceğine ilişkin işaretler görüyoruz. Mozaikli atrium evi bitirdikten sonra geyikli evin planına geri geleceğim. Mozaikli atrium. Bu atriumun bugünkü hali. Evin neden mozaikli atrium evi olarak adlandırıldığını görüyorsunuz. Yerde çok iyi durumda korunmuş olan siyah beyaz, çok çarpıcı siyah beyaz bir mozaik var. Gördüğünüz gibi impluvium da etrafındaki mozaik bezemesiyle çok iyi durumdadır. Ama resme dikkatli bakarsanız zeminin biraz dalgalı olduğunu görebilirsiniz. Zemin niye dalgalı? Dalgalı çünkü ağır lav örtüsü zeminin şeklini bozmuş ama bir yandan da korumaya almış ki bu da harika. Burada atriumdan tablinuma biraz önce sözünü ettiğimiz bazilika planına bakıyoruz. Orta nef, arka duvar, iki tarafta yan nef. Bu resimde bu taraftaki görünmüyor ama o da buradakinin aynısı. Aralarında mekan içi dolaşım olanağı var. Dikkatli bakarsanız burada pencereler olduğunu da göreceksiniz. Sisteme ışık sağlayan pencereler. Birazdan bir başka resim daha göstereceğim. Pompei Bazilikası'ndan söz ederken bu yapının tepe pencereleri olmadığını, bu tip pencereleri daha sonra göreceğimizi söylemiştim. Mekana ışık sağlamak amacıyla üst kata yerleştirilen bu pencereleri burada görüyoruz. Bu çok önemli bir mimari gelişimdir ve ileride bunun birçok çeşitlemesini göreceğiz. Ziyafet salonunun bir başka görüntüsü. Bu arada bu bazilika planlı ziyafet salonlarının teknik adı Mısır tipi oekus veya oekus igyptikus. Sizin için daha kolaysa Mısır tipi oekus diyebilirsiniz. Bu resimde hem ayakları hem de mekana ışık sağlayan tepe pencerelerini daha iyi görebiliyorsunuz. Burada ayaklarda sütunlarda da hep olduğu gibi beyaz ve kırmızı renklerin kullanıldığını görüyoruz. Ayakların üst kısmı beyaz alt kısmı kırmızıya boyanmış. Yani burada da Pompei'de gördüklerimize çok benzer tipte bir dekorasyon var. Bu da tabii ki peristilli avlu. Sütunların bahçe avlusunun duvarına nasıl oturtulmuş olduğunu görüyorsunuz. Yapımında ilginç bir şekilde taş ve tuğla bileşimi kullanılmış. Ayrıca peristilin kenarına dizilen odalara bakın. Ne kadar açık hale gelmişler. Hatırlayacağınız gibi erken dönem Domus Italica tipinde gördüğümüz hiç penceresi olmayan kapalı duvarları burada görmüyoruz. Burada sadece manzaralı cephelerde değil her yerde mekana ışık sağlayan çok sayıda büyük pencere var. Dediğim gibi bu çok önemli bir gelişme ve gelecekte çok çeşitlendiğini göreceğiz. Duvarlarda Pompei kırmızısı süslemelerin olduğunu da not edin. Evet bu mozaikli atrium eviydi. Şimdi gelelim geyikli eve. Geyikli Ev adını içinde bulunan heykellerden alır. Birazdan bu heykelleri göreceğiz. Geyikli Eve bakarsak burada da tanımlamış olduğumuz gelişmelere uygun ilginç özellikler görürüz. Bu evde 62-79 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu örnekte giriş buradan. Üste sağdan gördüğünüz gibi eve bir faukes'le giriliyor. Buradan atrium'a ulaşılıyor ama atrium bu semestr gördüğümüz hiçbir atriyuma benzemiyor. Ne eksik? Impluvium. Impluvium eksik. Ve impluvium yoksa compluvium da yoktur. Yani odanın üstünde açıklık yok. Üstünde açıklığı olmayan atriumlara atrium testudinatum adı verilir. Atrium testudinatum çatısında açıklık olmayan atriumdur. Burada gördüğümüz de bu. Bu durumda yani o harika havuzu ve ışığı olmayan atriumun eskisi gibi önemsenen bir mekan olmadığını anlıyoruz. Plana bakarsanız çok ilginç olduğunu görürsünüz. Atriumun etrafında buraya açılan çok sayıda mekan var. Bu daha önce kısaca değindiğim bir noktayı, yani atriumun tablinum gibi salt mekanlar arasında bir geçit, bir koridor haline dönüştüğünü görmemiz açısından da çok iyi bir örnektir. Burada atrium gerçekten sadece dışarıdan, yani fauces'ten evin diğer odalarına geçiş sağlayan bir koridordur. Ev sahibi, evin tasarımcısı tarafından ön plana çıkarılan mekan atrium değil, triclinium yani yemek odasıdır ve gördüğünüz gibi Burada birbiriyle eksen ilişkisi içinde olan iki yemek odası var. Bu açık avlunun iki yanında yer alan küçük triklinyum ile büyük triklinyum arasında bir tür diyalog, mimari bir diyalog vardır. Bu örnekte triklinyumun evin en önemli odası haline gelmeye başladığını görüyoruz. Bu da evdeki yaşam biçimi hakkında ipuçları verir. İnsanlar bu mekanda eskisinden daha fazla zaman geçirmeye başlamışlardır. Burası sadece iş görüşmelerinin yapıldığı yer değil, aynı zamanda denize karşı verilen yemek davetlerinin de tadının çıkarıldığı bir mekan olmuştur. Aslında şu tricliniuma büyük olana bakarsanız bunun hem bahçe avlusuna hem de güneye deniz manzarasının olduğu yöne açıldığını göreceksiniz. Tüm bunlar gayet planlı olarak yapılmış. Burada Diaytay yani denize bakan yazlık mekanlar olduğunu da görüyoruz. Bakın burada önde ilginç bir ayrıntı daha var. Bu bir kameriye veya bahçe köşkü benzeri bir mekan. Ve hala ayakta birazdan göstereceğim. Yani konut mimarlığında milattan sonra birinci yüzyıl sonlarında Herkülenyum'da ve kampanya genelinde çok önemli gelişmeler olduğunu tekrar belirtelim. Bu bir yeniden canlandırma denemesi, birkaç noktayı netleştirmesi açısından önemli bir görüntü. Herkülenyum'un denize ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Daha önce sözünü ettiğimiz deniz surlarını da görüyoruz. Altta kenarında kayıklarıyla küçük bir rıhtımı da var. İnsanlar Vizuv kıyımından kaçmak için işte buraya gelmişler. İskeletlerin bulunduğu yer tam burası, surların yanında ama ancak buraya kadar gelebilmişler. Burada hem mozaikli atrium evi hem geyikli ev var. Gördüğünüz gibi her ikisi de çok büyük evler. Kuzey uçta mozaikli atrium evinin sözünü ettiğimiz mozaikli atriumunun Kompluvyumunu görüyorsunuz. Burada da avlusu var. Gördüğünüz gibi denize bakan yüzü ne kadar açık, ne kadar çok penceresi var. İki yanda da güzel manzarayı seyredebileceğiniz diaitay. Bu da Geyikli ev. Benzer bir ev kuzey uçta herhangi bir açıklık görmüyoruz. Tavanda kompluvyum yok. Avlunun iki yanında birbirine bakan triklinyayı ve bahçe köşkünü görüyorsunuz. Denize bakan bir bahçe köşkü. Bunun özgün bir ayrıntı olduğunu tekrar belirtelim. Çok hızlı birkaç görüntüye daha bakalım. Herkülanium'a giderseniz betondan yapılmış olan bu deniz surlarını hala görebilirsiniz ve görmeye değer bir kalıntıdır. Bu şehrin girişlerinden birini gösteren bir görüntü. Arka planda Vezüv Yanardağı ve bu incelediğimiz mozaikli atrium evi bu da Geyikli ev. Öndeki bahçe köşküyle ayırt edebilirsiniz. Burada yine surlardan daha yüksek bir konumda olduğunu, dolayısıyla harika bir deniz manzarasına baktığını görebiliyoruz. Bu büyük pencereler sayesinde maksimum panoramik görüntü elde edilmiş. Bahçe köşkünü ve şu diğer girişi aklınızda tutun. İkisinden de bazı ayrıntılar vereceğim. Bu bahçe köşkü gördüğünüz gibi ayaklar üstünde inşa edilmiş. Burası mermer mobilyalarıyla deniz manzarasına karşı şarabınızı yudumlayabileceğiniz muhakkak ki çok keyifli bir yerdi. Burada da ayakların ustukgolu olduğunu görüyorsunuz. Üstleri beyaz, alt kısımları kırmızı. Bu uygulamanın Pompei'de de çok yaygın olduğunu görmüştük. Hemen arkada başka bir giriş var. Size bunun da bir resmini gösterebilirim. Yakından bakarsanız sadece ayaklarda kırmızı boya değil, alınlık üzerinde de mavi beyaz renklerde özenle yapılmış bir bezeme olduğunu görürsünüz. Bu görüntü bize böyle bir evin nasıl bir heykel dekorasyonuna sahip olduğu konusunda da bir fikir verir. Mermer masalar bu harika heykeller. Burada iki tane geyik heykeli var. Tazıların saldırdığı geyikler betimlenmiş. Geyikli eve adını veren de bu heykellerdir. Herkülenyum'un konut mimarlığı ve bu konudaki gelişmelerden erken dönem Roma duvar bezemelerine, duvar resimlerine geçmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi özellikle dersimizin konusu olan mimarlıkla yakından ilgili olan birinci ve ikinci stil Roma duvar resimlerinden söz edeceğiz. Göreceğiniz gibi bu stillerde çok fazla mimari tasvir vardır. Salust evindeki bir duvarla başlamak istiyorum. Tekrar Pompei'deyiz. Hem Pompei'den hem Herkülenyum'dan ve ayrıca Roma'dan örnekler göreceğiz. Pompei'deki Salust evi ile başlayalım. Evin tablinumu birinci stil duvar resmi olarak adlandırılan stilde bezenmiştir. Bu elbette modern bir adlandırmadır. Antik Roma'da Pompei ya da Herculaneum'da bu şekilde isimlendirilmiyordu. Evin tablinum bezemesi, diğer birçok birinci stil duvar resmi gibi M.Ö. 100 civarına tarihleniyor. Çok iyi durumda korunmuş olan bu örnek, Romalıların ya da bu örnekte Pompeylilerin ne yapmak istedikleri konusunda çok iyi fikir verir. Kitaplarda birinci stil Roma duvar resmini, duvar işçiliği veya kaplama stili dendiğini de göreceksiniz. Her ikisi de doğru tanımlamalar. Zira bu resim stilinde amaç, duvarın stuko ve boyayla resmedilmiş bir duvar değil de gerçek mermer bir duvar olduğu izlenimi yaratmaktı. Duvarın bir dizi bölüme gerçek Roma yapılarından da bilinen mimari bölümlere ayrıldığını görüyorsunuz. Burada çok net görünmüyor ama birazdan başka bir örnekte göstereceğim. Bu bölümler genellikle en altta duvar eteği denen ince silme şeklindeki kısım, Duvar eteğinin üstünde çok daha enli bir eleman olan su basman yani üst temel. Bunun üstünde ortostatlar O, R, T, O, S, T, A, T. Ortostatlar şu bloklar. Ardından burada gördüğümüz izodomik dizi. I, S, O, D, O, M, I, K. Sonra da genellikle yatay bir kuşakla birlikte korniş. K, O, R, N, İ, Ş. Korniş en tepedeki çıkıntılı bölümdür. Yani duvar eteği, su basman, ortostatlar, izodömik dizi, sonra yatay bir kuşak ve korniş. Bunların tümünün gerçek Roma inşaat tekniğiyle örtüşen bölümler olduğunu hatırlayalım. Terminolojiden ziyade burada önemli olan yapılmak istenen şeydir. Öncelikle söyleyelim, bunlar düz değil kabartmadır. Yani kabartma bir duvar stuko ile yapılmış kabartmalar. Moloz duvarın üstü stuko ile kaplanıp stukonun taş bloklar gibi görünmesi sağlanmış ardından da bloklar boyanmış. Bunların hepsini aynı renkte boyamamışlar. Yani hepsi Pompei kırmızısı değil. Yeşil, kırmızı, pembe, bej gibi farklı renkler kullanmışlar. Göreceğimiz gibi çok renkli olanlar da vardır. Bunun yapılmasındaki amaç nedir? Burada amaç stuko ve boyayla bir mermer duvar yanılsaması yaratmaktır. Gerçek mermer duvarın inşası çok pahalı olurdu çünkü bu rengarenk mermerleri uzaklardan getirmeniz gerekirdi. İtalya'da bulunmayan bir taş. Ancak Kuzey Afrika gibi, Anadolu gibi, Yunanistan ve Mısır gibi çok uzaklardan getirilebilirdi ki bu da inanılmaz paralara mal olacak bir işti. Yani burada şu ifade ediliyor bu evin sahibi ben, dünyanın her yerinden mermer getirtebilecek ve onlarla tablinumu süsleyecek kadar zenginim. İşte ima edilen buydu. Peki insanlar buna kanıyor muydu? Yani bunun stuko ve boya değil de mermer olduğuna inanıyorlar mıydı? Olasılıkla hayır. Ama amaç bunun çok pahalı bir duvar olduğu izlenimi yaratmaktı. Salust evinden başka bir örnek, evin atriumundayız. Bu biraz önce gördüğümüz tablinum duvarı. Burası da atriumun korunan bölümü. Burada atriuma açılan iki kubikulaya bakıyoruz. Duvarlara bakarsanız aynı efektin burada da olduğunu görürsünüz. Moloz duvar stuko ile kaplanmış. Sonra bu stuko ile yapılan kabartma mimari bölümlere ayrılmış. Her bir blok ortostat dizisi, izodemik dizi farklı renklerle boyanarak mermer duvar yanılsaması yaratılmış. Burada bir kurgu girişimi, yani olmayan bir şeyi var gibi gösterme çabası söz konusudur. Bir görüntü daha. Bu atriumun restore edilmiş hali belki size renkler canlıyken resmin nasıl göründüğü konusunda bir fikir verir. Kubikulum kapıları. Kapıların ahşap olduğunu düşünüyoruz. Tabii korunamamışlar. Burada sadece duvardaki bölümleri değil, efektin nasıl olduğunu da görüyoruz. İşte çok renkli bloklardan bir tane. Kuzey Afrika ya da çok renkli mermerin olduğu başka bir yerden getirilmiş bir mermer gibi. Bu size mekanın o zamanki görünümü hakkında bir fikir veriyor. Belki de belli bir mesafeden göz yanılıyor ve bunu gerçek bir mermer gibi de algılıyor olabilir. Faunus evinin daha önce gösterdiğim atriumda durup Faunus heykelinin arkasına baktığımız restore edilmiş görüntüsünü hatırlayacaksınız. Bu duvarlarda da birinci stil duvar resimleri olduğundan söz etmiştim. Burada tekrar o mekandayız. Burada eğer tüm duvarlar bu tip resimlerle kaplı olsaydı nasıl bir görüntü olurdu onu görüyoruz. Burada aynı zamanda resimlerle sütunların gerisindeki peristilli avlu manzarasının ilişkisini de görebiliyoruz. Bir başka birinci stil duvar resmi örneği, bu kez Herkülenyum'dan. Bugün dersin başında harika atriumundan söz ettiğimiz Samnit evinden bir örnek. Burası Samnit evinin faukesi. Bu da milattan önce 100'e tarihleniyor. Burada da aynı düzeni görüyoruz. Burada bir özellik daha var. Duvar eteğini şu en alttaki ince silmeyi daha iyi görebilirsiniz. Su basman burada. Ortostatlar, bu da izodomik dizi. Yatay kuşak ve korniş. Pompei'deki evde gördüğümüz düzenin aynısı Herkülanyum'daki bu sözünü ettiğimiz Samnit evinde de var. Hatta bu daha iyi korunmuş durumdadır. Aslında bu resim biraz soluk ama bu duvardaki renkleri daha iyi görebileceğiniz bir tane gösterebilirim. Duvar eteği, su basman, ortostatlar, izodomik dizi ardından bir friz görüyorsunuz. Yatay kuşak ile korniş arasında kırmızı bir friz var. Bu daha iyi korunmuş ve size antik dönemde neye benzediği konusunda daha iyi fikir verebilir. Şu belki de Mısır'dan getirilmiş kırmızımsı porfir benzeri taşla, belki de Kuzey Afrika kökenli olan şu çok damarlı taş arasındaki mükemmel zıtlığa bakın. Muhtemelen o zaman da bu tür bir etki yaratıyordu. Ama bizim için en önemli nokta buradaki yanılsama yaratma çabasıdır aslında orada olmayan bir şeyi oradaymış gibi göstermeye çalışmışlar. Çok basit bir moloz duvarı büyük olasılıkla Helenistik Doğu Krallıklarının saraylarındaki duvarlar gibi görkemli bir duvar haline getirmek için stukko ve boya kullanmışlar. Pergamon Krallığı gibi bazı krallıklarda gerçek mermer duvarlar olduğunu biliyoruz. ve çok büyük bir olasılıkla burada da aynı görüntüyü yakalamayı amaçladıklarını düşünüyoruz. Bir başka önemli nokta daha var. Her ne kadar bunun bir Romalı buluşu olduğunu söylemek istesem de işin aslı öyle değil. Birinci stil duvar resmini Romalılar icat etmemiş. Yunanlardan kopyalamışlar. Yunanların birinci stil Roma duvar resmi benzeri bir stil kullandıklarını biliyoruz. Tabi onlar buna birinci stil Roma duvar resmi demiyorlardı. Ama birinci stile çok benzer bir resim sanatları vardı ve kökeni de olasılıkla bu Helenistik saraylardaki duvarlardı. Burada bir duvar, daha doğrusu bir duvar çizimi görüyorsunuz. Bu duvar Delos adasında, M.Ö. 2. yüzyıl sonlarına tarihlenen Trident evinden. Delos adası İtalya, Yunanistan ve Anadolu arasında stratejik bir konumda ticaret yollarının kesişme noktasında yer alan ve M.Ö. 1. yüzyılda Romalıların yerleştiği bir adadır. Burada aynı tip duvar resimleri olan kimisi Yunanlara, kimisi Romalılara ait evler vardır. Bunlar da boyamadır. Bölümleri görüyorsunuz tanımlamasını tekrarlamayacağım ama Pompei ve Herkülanyum'da gördüğümüz birinci stil Roma duvar resimlerindekilerle aynı mimari alanlar. Bunların Helenistik öncülerden esinlendiğine inanıyoruz. Doğu Yunanistan'da bu tip duvarlar vardı ve olasılıkla tüccarlar aracılığı ile İtalya'ya ulaştı, orada da kullanıldı. Aslında bunun Yunan kültüründen ithal edilmiş bir ürün olması çok önemlidir. Çünkü bu da sütunlar, peristil, İskender mozaiği gibi Romalıların erken dönem mimarilerinde ve mimari bezemelerinde kullanmayı pek sevdiği diğer Helenleştirme unsurlarıyla aynı grupta değerlendirebiliriz. Yani burada Romalıların duvarlarını Yunan tarzında süslediklerini görüyoruz. Bu sömestrin daha sonraki bir dersinde göreceğimiz bir Ostia evi. Liman şehri Ostia'daki Kübit ve Pisike evidir. Burada ortadaki ayaklı kaide üstünde iki sevgiliyi görüyoruz. Bu aslında çok daha geç bir yapı. Şimdi sadece Romalıların da duvarlarda mermer kaplama kullandığını görmemiz için gösteriyorum. Aslında bu uygulama bu örnekten daha erken bir dönemde, Ağustos dönemi başlarından itibaren başlamış ve zamanla konut tasarımının bir parçası haline gelmiştir. Bu konuya çok kısa bir süre sonra tekrar geleceğiz. Bu örnek Helenistik saraylar kadar görkemli olmasa bile, duvarları ve yerleri mermer olan bir evin ya da sarayın görünümü hakkında bir fikir veriyor. Bu pastel renklerle çok zarif bir örnek. İşte birinci stil Roma duvar resminde de bu tip duvarların görüntüsü yaratılmak istenmiş. Roma'da da birinci stil Roma duvar resimleri görüyoruz. Hatta Roma'dan daha etkileyici bir örnek bile gösterebilirim. Burası Grifonlar evi. Buradaki büyük beşik tonozlu odanın bir görüntüsüne bakıyoruz. Platinus tepesinde daha geç dönemde inşa edilen İmparator Domitianus'un sarayının altında bulunan Grifonlar evinin Büyük Beşiktonozlu odasının koridorunda yürüyoruz. 3 numaralı oda olarak bilinen bu oda, milattan önce 80 yılına tarihleniyor. Evde adını bu odadan almıştır. Şurada grifonlar var. Ama birazdan daha iyi bir resim göstereceğim. Burada tonoz aylaması yani lunet içinde kırmızı renkli bir arka plan üstünde betimlenen grifonlar var. Grifonlar stuko ile yapılmış, sonra aylamanın zemini kırmızıya boyanmıştır. Ev adını da bu grifonlardan almıştır. Evin yan duvarına bakıyoruz. Yine stukkodan yapılmış, yani bir tür stukko kabartma. Ama duvarlardaki, arka ve yan duvarlardaki resimlere bakarsanız, şimdi size daha iyi bir görüntüsünü göstereceğim. Burada su basman, ortostat, izodomik dizi gibi mimari alanlarıyla birinci stilde bir bezeme olsa da bunlar gördüğünüz gibi son derece düz tümü boya ile yapılmış, kabartma değil. Buradaki tek kabartma tepedeki grifonlardır. Burada bunlar daha iyi durumdayken yapılmış bir resmi gösteriyorum. Bunun size tüm bunların antik dönemde ne kadar gösterişli olduğu konusunda daha iyi bir fikir vereceğini umuyorum. Burada biraz uzaktan bakıldığında göz yanılması olabileceğini de görebiliyoruz. Burada sözünü ettiğimiz tüm bileşenleriyle duvarı görüyoruz. Duvar eteği, su basman, ortostat, izodomik dizi ve grifonlu aylama. Yine belirtelim, buradaki yegane amaç, boyama bir duvar değil de gerçek bir mermer duvara bakıyormuşsunuz izlenimi yaratmaktır. Roma resim sanatında çok daha önemli bir gelişme için bir başka odaya, Grifonlar evindeki 2 numaralı odaya bakalım. Bu oda biraz daha geç, milattan önce 80-60 yılları arasında inşa edilmiş. Burada bazı önemli değişimlerin izlerini görüyoruz. Burası yine Beşiktonozlu bir oda. Üç duvarında da bezeme var ve hepsi çok iyi durumda korunmuş. Dolayısıyla burada ne olup bittiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Çok hızla bakarsak burada da birinci stil Roma duvar resmini anımsatan bir duvar görüyoruz. Aynı mimari alanlar burada da var. Duvar eteği, su basman, ortostat, izodomik dizi. Burada da aynı mermer izlenimi fikrini görüyoruz. Bu rengarenk mermer bloklar, kırmızı paneller hepsi yine mermer gibi görünmesi için yapılmış. Ama bu odada hiç stukko yok. Hepsi boya ile yapılmış. Bu odada hiçbir yerde stukko kullanılmamış. Tamamen düz. Boya ile bir yanılsama yaratılmak istenmiş. Baktığımızda burada hala bir tür birinci stil duvar olsa da bazı önemli değişimler olduğunu da görüyoruz. Duvar eteğinin yapılma biçimine bakın. Neredeyse dışa çıkıntı yapıyormuş gibi görünen hayali küplerden oluşuyor. Ayrıca bir de şu kaideler üzerinde yükselen sütunlara bakın. Tüm odayı çevreleyen bir sütun dizisi gibi görünüyor. Bahçe avlusunu çevreleyen peristil gibi. Sütunlu yapılara bir giriş görüyoruz. Bu çok bariz bir şekilde Yunan mimarlığının etkisi. Bu Yunanların hem tapınak mimarlığında hem konut mimarlığında kullandığı bir düzenlemedir. Yani sütunlar görüyoruz ve bu sütunlar sanki duvarın dışına taşan kaideler üzerinde yükselmektedir. Sanatçı tüm bunları perspektifle resmetmek için çok çaba harcamış. Tüm resim boyayla yapılmış olsa da sütunlar sanki duvarın önünde duruyormuş gibi bir izlenim ediniyoruz. Arka planda ise bir tür birinci stil duvar resmi vardır. Bu ikinci stil duvar resmi olarak adlandırdığımız sanatın başlangıcıdır. Sütun kullanımı duvarın dışına taşıyormuş gibi görünen unsurlar. Burada sanki iki farklı yüzeye bakıyormuşsunuz izlenimi uyandırıyor. Birinci yüzey duvarın kendisi, diğeri ise duvarın önündeymiş gibi görünen yüzey. Sütunların üst kısmına bakın. Lentolar olduğunu göreceksiniz ama sanki lentoların bir derinliği var gibi görünüyor. Burada zor görüyor olabilirsiniz ama online görüntülere bakarsanız daha net olarak seçebilirsiniz. Üste lentoların altındaki kasetli tavan da yine derinlik hissini vermek üzere betimlenmiştir. Burada tam olarak ne yapmak istediklerini görebiliyoruz. Yapmak istedikleri sadece boya kullanarak, gümüş düğün evinin oikusunda gerçeğini gördüğümüz şeydi. Yani boyalı duvarın önünde duran sütunlar. Bu ikinci stil Roma duvar resminin en önemli örneğidir ve bu sanatın olgun dönemini yansıtır. Bu resim Pompei'deki Misterler Villası'nda kubikulumlardan birinde kubikulum 16'dadır. Milattan önce 60-50 yılları arasına tarihlenir. Bu grifonlar evinin 2 numaralı odasında gördüğümüz gelişmenin daha ileri bir evresini simgeler. Hala birinci stil duvar mevcut. Tamamen boyayla yapılmış olsa da yine duvar eteğini, su basmanı, ortostatları, izodomik diziyi görüyorsunuz. Burada da hiç sütukgo yok. İkinci stil duvar resminde tipik olan sütunların eklendiğini görüyoruz. Ama buradaki sütunlar daha da ilginç. Sadece kendileri dışa taşmış gibi görünmekle kalmıyor, bir de yine aynı özelliğe sahip bir entablatür taşıyorlar. Entablatür, E, N, T, A, B, L, A, T, Ü, R. Bir derin ikisi verilmeye çalışılmış. Burada da düz bir lentoyu destekleyen bir dizi sütun daha görüyoruz. Ama bakın, lento merkezde bir kemer oluşturuyor. Buna kemerli lento adı verilir. Gerçek mimaride kemerli lento görmedik. Bu erken bir dönem, M.Ö. 60-50 yılları. Ama burada görüyoruz. Neden burada var da gerçek mimaride yok? Bu tartışılması gereken ilginç bir konu. Bu arada sütunların desteklediği lentolardan birinde kasetli tavan görüyoruz. En üstte kahverengi kasetli bir tavan tasviri var. Bu birinci stil duvar resmi son derece karmaşık, entelektüel açıdan ilginç bir resim. Bu birinci stil duvar resmi aşağı kaydırılmış ve arkasında bir şey görüyoruz. Burada yuvarlak bir yapı yani bir tholos var. T H O L O S. Bu Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanının en üstündeki tholos gibi bir yapı. Bir tür kült yeri. Tepesinde mavi gökyüzü var. Belki de bu dışarıdaki bir yapı. Yani birinci stil duvar resmi aşağı çekilmiş. Buradan da duvarın dışında kalan bir manzara görüyoruz. Böylece burada üç farklı alan, üç farklı yüzey algılıyoruz. Yüzeyin dışına taşıyor gibi görünen sütunlar, birinci stil duvar ya da ondan geriye kalan, Son olarak da duvarların gerisindeki bu manzara. Sanki panoramik bir pencereden bakılıyor gibi. Duvar bir pencere gibi gerisindeki manzaraya açılmış. Birinci stil duvarda olduğu gibi yine bir kurgu var. Aslında orada olmayan bir şeyi oradaymış gibi göstererek bir yanılsama sağlanmıştır. Bu gerçek mimaride gördüğümüz gelişmeyle de yani evlerdeki pencere açıklıklarıyla panoramik pencerelerle örtüşen bir durumdur. İkinci stil Roma duvar resminde bir de araştırmacıların genellikle siyah perdeler diye adlandırdığı gizemli bir şey var. Şurada neredeyse arkadaki manzara görülsün diye çekilmiş bir perde gibi görünen siyah bölümü görüyorsunuz. Bu ve sütunlardan dolayı birçok akademisyen bunun tiyatro mimarisi ile ilişkili olduğunu öne sürer. Yani burada betimlenen olasılıkla tiyatrolarda kullanılan sahne dekorlarıdır. Ancak sahne dekorlarının ilk örnekleri olasılıkla ahşaptı ve günümüze ulaşan örneği yoktur. Ama bunlar belki sahne dekorlarının bir taklidi ve bu da tiyatro sahnesindeki perde olabilir. Ama bu siyah perdelerin başka açıklamaları da olabilir. Fakat burada tartışmaya zamanımız yok. İkinci stil Roma duvar resminde bir örnek daha göreceğiz. Ama son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu birinci ve ikinci stil duvar resimleri arasındaki önemli bir farktır. Birinci stil Roma duvar resmi Yunan kökenli iken, Yunan sanatında ikinci stil Roma duvar resmine benzer hiçbir şey yoktur. İkinci stil Roma duvar resmi hiç kuşkusuz Roma buluşudur. Ve bu buluş mimarideki gelişmelerle yakından ilintilidir. Bu ikinci stil Roma duvar resmi için bir başka örnek. Publius Fannius Sinistor Villası Milattan önce 50-40 yılları arasına tarihleniyor. Bosco Royale Hatırlayacaksınız haritada Herkulanyum ile Pompei arasında yerini göstermiştim. Bu şimdi bir şekilde New York'ta Metropolitan Müzesi'nde. Aslında çok uzun süredir orada ve artık Met Cubiculum olarak anılmakta. Görmediyseniz gidip görmelisiniz. Çok sıradışı bir örnek. Duvar resimleri antik dönemden ama geri kalanlar resme uygun ortamı yaratmak için yapılmış. Yerde siyah beyaz bir mozaik, sevimli, rahat yani bir tür rahat bir yatak koymuşlar. Bir ayak taburesi yani böyle bir odada görebileceğiniz şeyleri koymuşlar. Bir de penceresi var. Ama duvar resimleri gerçek, antik resimler. Burada odanın bütününü kaplayan resimlerin tamamının olması çok etkileyicidir ve karşılıklı iki uzun duvar üzerindeki resimler birbirinin ayna görüntüsüdür. Birkaç ayrıntı göstermek istiyorum. Bu o odadaki resimlerden bir ayrıntı. Sütunlar arasından görülen Tolos tasviri. Burada yine bir ikinci stil örneği söz konusu ama biraz daha gelişmiş bir örnek. Zira gördüğünüz gibi birinci stil duvar daha da aşağı kaydırılmış. Hatta artık birinci stil duvar gibi bile görünmüyor. Görünen yeşil bir frizi ve tepede bir kornişi olan kırmızı bir parapet duvarıdır. Yani pek birinci stil duvara benzemiyor. Aslında bu kapısı olan bir duvara benziyor ama bir kapı kulpu yok. Yani buradan nasıl çıkılır, üzerinden mi atlanır bilemiyoruz. Ama burada da arkada bir tholos, kutsal bir mekan var. ve gördüğünüz gibi bir peristille kuşatılmış. Bu bir evde ya da villada göreceğiniz tipte bir peristil. Yani burada ne görüyoruz? Bir alınlığı destekleyen sütunlar görüyoruz. Bakarsanız bu üçgen bir alınlıktır. Ama ilginç olan bunun alt kısmı kesiktir. Yunanlar bir alınlığı asla kesmezler. Ama Romalılar arada Tolos'a yer açmak için kesmişler. Bu çok ilginç bir yaklaşımdır. Bir yandan antik Yunan sanatına saygı gösterirken, diğer yandan da deyim yerinde ise kuralları bozmak konusunda gayet gönüllüler. Bu eğilimin daha sonra daha da belirginleştiğini göreceğiz. Evet, tolos bu. Yani burada şu farklı unsurları görüyoruz. Dışa taşan sütunlar, geçit duvarı ve manzara görülen bir pencere, yani manzara penceresi. Ayrıca burada da yine siyah perdeler var. Aslında üç yerde siyah perde var. Bu perdeler tam olarak ne anlama geliyor diye kendimize tekrar soruyoruz. Bir başka görüntü. Bunu Faunus evi ile birlikte gösteriyorum. Tüm konu bir mekandan başka bir mekana bakınca görülen manzara, görülen panoramadır. Burada olanın aynısını resimde de görüyoruz. Publius Fanius Metcubiculum'dan son bir ayrıntı. Çok ilginç bir ayrıntı. Bu resmi sizin de ayrıca incelemenizi öneririm. Zira bu kapı gibi çok büyüleyici ayrıntılar var. Hepsinden daha da ilginç olanı, birbiri üstüne yığılmış gibi görünen bir dizi çok katlı yapının varlığıdır. Bu dediğim gibi çok erkene, M.Ö. 50-40 yıllarına tarihlenen bir resim. O tarihlerde gerçek mimaride böyle yapılar görmüyoruz. Bu dönemde yani depremle Vezu patlaması arasındaki 62-79 yılları arasında Pompei ve Herkülenyum yapılarına sadece ikinci bir katın eklenmeye başladığını görüyoruz. Ama burada daha M.Ö. 1. yüzyıl ortalarında bu betimlemeyi buluyoruz. Bu bir hayal ürünü mü yoksa günümüze kadar ulaşamamış ahşap mimariye dayanan bir betimleme mi? Bunlar olasılıkla hiç yanıtlayamayacağımız sorular ama yine de üzerinde düşünmeye değer. Kalan birkaç dakikamızda size iki ev daha göstermek istiyorum. Her ikisi de önemli. İmparatora ve İmparatoriçeye ait yapılar. Yani Augustus'a ve Livia'ya. Augustus Platinus tepesinde bir arazi satın aldı. Roma'nın ilk imparatoru olarak elbette daha önce Romulus'un yaşadığı bir yerde yaşamak istemişti. Böylece burada arazi satın aldı ve bir evi restore etti. Hemen yanına koruyucu tanrısı Apollon için bir tapınak yaptırdı. Yolun hemen karşısında da Livia kendine bir ev yaptırdı. Livia, Augustus'un karısı. Augustus'la aynı evde yaşıyordu ama yolun karşısında kendine ait ayrı bir evi de vardı. Bu evlerin her ikisi de duvar resimleriyle süslenmişti. Önce Augustus'un eviyle başlamak istiyorum. Bu, Augustus evinin en ünlü odası. Maskeli oda. Burası ikinci stil Roma duvar resmiyle çünkü bu da ikinci stil Roma duvar resmidir tiyatro arasındaki ilişkiyi en iyi görebileceğimiz yer. Üstteki restore edilmiş plana bakın. Erken örneklerde tipik tiyatro fasadının böyle göründüğünü düşünüyoruz. Olasılıkla taştan ziyade ahşaptan yapılmış olan bir tiyatro sahne binası. Gördüğünüz gibi ortada alınlıklı bir bölüm ve iki yanda kanatlar var. Burada da aynı düzenlemeyi görüyoruz. Merkezi kısım ki tiyatro mimarlığında bu bölümün adı rega'dır. R E G I A ve iki kanat. Bunlara da hospitalia denir. H O S P I T A L I A. Yani bu Roma tiyatrolarında görülen üç bölmeli düzenlemedir. Elimizde bunlara ait kalıntılar yok ama şu iki yandaki tiyatro maskesine bakın. Bunlar gördüğümüz yapının bir tiyatro olduğu konusunda ipucu vermekte. Burada orta bölüm ve kanatlarıyla üç bölmeli düzeni gösteren duvarlardan birinin daha canlı bir görüntüsüne bakıyoruz. Maskeleri ve bir tür manzara tasvirini de görüyorsunuz. Gökyüzü artık mavi değil. Beyaz ve mimarinin gerisinde de devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi bir engel, bir duvar yok, kapı yok. Doğrudan içine girebileceğiniz bir manzara. Ama ne manzarası? Gökyüzü mavi değil. Diğerleri gibi gerçeklik duygusu vermiyor. Bu bir evin penceresinden görebileceğiniz türden bir manzara değil. Bir tür kutsal manzara. Kemerli bir sütun dizisi, bir ağaç, ortada fallus görünümlü bir kült yapısıyla ilginç bir kutsal yer. Bu tip manzara betimlemelerine sakroidalik adı verilmektedir. Yani hem kutsal hem pastoral bir yer anlamındadır. Bu bir sahne dekorumu yoksa başka bir şey mi? Dini çağrışımları olan bir tasvir mi? Augustus'un evindeki maskeli oda ile ilgili bir diğer ilginç nokta da bazı araştırmacıların burada bir tek nokta perspektifi olduğunu savunmasıdır. Çekilen tüm çizgilerin uzaktaki tek bir noktada birleşmesi olan bu uygulamanın aslında Rönesans'ta ortaya çıktığı kabul edilir. Ama bunun Romalıların buluşu olduğu da savunulabilir. Eğer bulmuşlarsa bu odada kullanmışlar. Bu mekanın resimleri birçok kişi hatta Rönesans uzmanları tarafından incelendi ve sonuçta buradaki tüm çizgilerin tek bir noktada birleştiği doğrulandı. Ama Romalılar bunu bilerek mi yaptılar yoksa bu bir rastlantı mı bilmiyoruz. Perspektif konusuyla ilgileniyorlardı. Buna birazdan kısaca değineceğim. Ama bunu keşfetmişlerse bile hemen vazgeçmişlerdir. Gelecek derste bunu göreceğiz. Birkaç ayrıntı bir maske yetenekli bir ressamın belki de dönemin en iyi ressamının gri, beyaz ve siyah tonlamalarla yaptığı çok sıra dışı bir örnek. Bir başka resim. Bunlara gerçekten yakından ayrıntılarıyla bakmanızı öneririm. Çok şey öğrenirsiniz. Buradaki bu kanatlı figürler gibi şu tepede pusudaki bitki mi, hayvan mı, insan mı belli olmayan çok garip şey gibi bir yığın ilginç yaratık var. Burada da altın kuğular gibi görünen harika bir bezeme. Çok yakından baktığımızda burada figürlü bir friz olduğunu görüyoruz. Şu kasedeki meyve veya sebze betimlemesine, ressamın kasenin saydamlığını işleyişine bakın. 3 dakika kadar zamanımız kaldı. Son bir resim göstermek istiyorum. Bu bugün konuştuklarımızı birbirine bağlamamıza olanak verecek gerçekten çok özel bir resim. Bu Livia villasından bir örnek. Livia evi değil. Roma'nın kuzeyinde Prima Porta'da bulunan Livia villası. Bu resim bir anlamda ikinci stil Roma duvar resminin son aşamasını temsil eden bir örnektir. Villa M.Ö. 30-25 yılları arasında inşa edilmiştir tonozlu odanın duvarı bu bahçe manzarası ile dekore edilmiş. Şimdi buna bakıp olasılıkla bu bugün gördüklerimize hiç benzemiyor. Ne mimari var ne birinci stilden biriyiz. Ne dışa taşan sütunlar ne de siyah perde. Gördüklerimizden çok farklı diyeceksiniz. Ama bu resim ikinci stil Roma duvar resmi olarak sınıflandırılmaktadır. Neden öyle? Çünkü izleyicinin durduğu yerle manzara arasında bir ayırıcı var. Bu çit bizi manzaradan ayırıyor. Ama bu çok narin bir çit. Bir tür kafes işi beyaz renkli bir çit. Samlit evinin ikinci kat balkonunda gördüğümüzden farklı değil. Sütunlarımız yok ama onun yerine ağaçlar, yani farklı türde bir dikey unsur var. Ama bunu ikinci stil yapan asıl, bunun panoramik bir pencere görüntüsü olmasıdır. Bir evin penceresinden ya da Misterler Villası'nın Cumba penceresinden görünen gibi bir manzara görünsün istemişler. Eğer eviniz denize bakmıyorsa, pencerenizden böyle bol ağaçlı kır bahçe manzarasına bakabilirsiniz. Resme dikkatli bakarsanız, ressamın doğayı tanıyan, onu gözlemleyen bir sanatçı olduğunu görürsünüz. Burada meyve ağaçları var. Örneğin bunun gibi meyveler arasındaki farkı, ağaçta yetişenleri bilen, bir kuşun yaprağa yaklaşıp nasıl konduğunu, yaprakların rüzgarla nasıl dalgalandığını, ışığın her bir yaprağın üstüne farklı düştüğünü bilen, kimisini gölgede, kimisini ışıklı çizebilen bir ressam. Yani doğayı gözlemleyen ve gördüğünü resmeden usta bir ressam. Bunu daha iyi görmeniz için birkaç ayrıntıya bakalım. Bu o ağaç. Bakın ne demek istediğimi burada daha iyi anlıyorsunuz. Kimi gölgede, kimi ışıltılı yapraklar. Hafif bir rüzgar esintisinin varlığını hissedebiliyorsunuz. Yaprağın ucuna konmaya hazırlanan bu muhteşem siyah kuşa bakın. Bu kuş da ağaçtaki meyveye bakıyor. Yesen mi, yemesen mi diye düşünüyor. Bu cidden sofistike bir çalışma. Resmi biraz daha incelersek burada bir hava perspektifi olduğunu görürüz tek nokta perspektifi değil, hava perspektifi. Hava perspektifi nedir? Dikkatli bakarsanız resimde ön planda olan her nesnenin çok keskin hatları var. Ama orta plandakiler daha belirsiz. Arka plandakiler ise daha da belirsizdir. Arka planda zar zor seçilen bir dağ görüntüsü var. Uzaktaki dağın silüeti o kadar silik ki zorlukla görülüyor hava perspektifi kullanıldığı için resimdeki derinliği algılayabiliyoruz. Evet, bu panoramik bir resim. İkinci stil Roma resminin en son örneğidir. Ve son birkaç derste vurguladığımız gibi, hem mimaride hem resim sanatında görülen manzara, panorama kavramına artan ilginin çok belirgin bir göstergesidir. Teşekkürler.